Özellikle Manisa milletvekillerimiz, İzmir milletvekillerimiz, herkese Manisa ve İzmir valilerimizle birlikte iki il içinde çok önemli olan Sabuncubeli Tüneli'nin ilerlemesini çok sıklıkla gelip izliyoruz, takip ediyoruz. Arkadaşlardan bilgi alıyoruz. Yine iki ay önce de gelmiştik. Memnuniyetle ifade etmek gerekir ki iki tüp toplam yaklaşık 8200 metrelik tünelimizde şu an 7200 metreye gelmiş durumdayız. Bu 6200 metreye gelmiş durumdayız. Bu memnuniyet verici bir durum ki iki ay önce geldiğimizde 5500'lerdeydik. İnşallah bu hızla gidersek ki ayda ortalama çift tüpte 250 metre tünel açmış oluyoruz. Yaklaşık 8 ayda biz bu tünelleri bitireceğiz. İnşallah daha önce de ifade etmiştik. 8 Eylül Manisa'nın kurtuluş yıl dönümünde, 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümünde inşallah 2 yılın kurtuluş yıl dönümü ile anlamlandırarak 8-9 Eylül'de ışık gördü törenini yapacağız. Daha sonra da aynı hızla devam ederek bu projeyi bitireceğiz ve bölgemiz insanının hizmetine sunmuş olacağız. Daha önce de söyledik, bu projeyi neden önemsiyoruz? Mevcut güzergahı takip ettiğinizde 14 tane viraj var. Halbuki biz bu tünelle o 14 virajın tamamını kaldırmış olacağız. Yolu da yaklaşık 17-18 dakikaya düşürmüş olacağız ki bu bölge insanının hayatını kolaylaştıracak, ama daha da önemlisi gerek İzmir, gerek Manisa, daha da anlamlı olarak ifade edersek Ege bölgesi ülkemiz açısından, ekonomimiz ve ticaretimiz açısından çok önemli bir bölge, çok önemli bir kavşak. Karayolunu deniz aşırı ülkelerle de buluşturan bir bölge. Dolayısıyla biz bölgenin ticaretini, ekonomisini, kalkınmasını kolaylaştırmış ve sağlamış olacağız. O yüzden bu projeyi çok çok önemsiyoruz. Gerçekten geçmişte alışılagelmiş, ya bir proje başlar ama yıllarca sürer alışkanlığını biz AK Parti hükümetleri olarak kırdık. Sağ olsun arkadaşlarımız da AK Parti hükümetlerinin bu hızına ayak uydurarak projeleri tek tek ama hızlı bir şekilde bitirip inşallah insanımızın hizmetine sunmuş oluyorlar. Biz bu projeyi de öngördüğümüz sürede bitirerek insanımızın hizmetine sunmuş olacağız diyorum. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Çalışma arkadaşlarımı, haseten mühendisinden işçisine, hepsine de kazasız belasız bir çalışma süreci diliyorum.